Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda istiyorum ki bu hovertyaları artık daha fazla burada tutmayayım. Can çekişiyorlar resmen. Hiç suları kalmamış. Bunu geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Sanırım eşimin arkadaşı getirmiş, bırakmış demiş. Bizim kedi buna rahat vermedi. Müsaade etmedi büyütmemize. Biz de size verelim, siz bakar mısınız diye. Biz de aldık. Bugün de istiyorum ki onları oradan çıkartayım. Bunlar da benim kendi hovartyalarım. Aynı türden arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bakın burada susuz kalınca ne kadar küçülmüşler, buruşmuşlar. Benimkiler ne kadar daha böyle dolgun dolgun formdalar. Şimdi bunları bugün bir istiyorum ki bir araya bir toparlayayım ama nereye ekeceğimi de inanın ki hiçbir fikrim yok. Çok fazla yerim olmadığı için açıkçası büyük saksı alıp böyle yayvan bir saksı, ağzı geniş bir saksı, onun içerisinde bunlar çok güzel gösterişli bir hale gelir. Ama benim maalesef öyle bir yerim olmadığı için böyle ufak ufak bu güzellikten de mahrum da kalmak istemiyorum. Çünkü hovartyaları ve aloaları ben çok seviyorum. Çok sevdiğim türler. Bu da böyle bir tanecikti, yine bahçe marketten almıştım. 5 santimlik bir saksı da veya 8 santimlik bir saksı da hatırlamıyorum ama görüyorsunuz ki gayet güzel gelişti ve daha henüz 1 yıl bile olmadı. Bir sürü de yavru verdi. Güzel gelişen, güzel büyüyen bir tür. Hovartyalarla ilgili de bir videom var. Geniş kapsamlı böyle bakımlarıyla ilgili. Çünkü güneş ihtiyacı çok az olan sukulent kaktüs türlerinden diye anlatmıştım. Şimdi nasıl yapacağım inanın hiçbir fikrim yok. Tabii ki de bu ahşap, bunun içerisinde çok şık bir görüntü olur. Hepsini bunların çıkartıp buraya eksem ama benim bunu konumlandıracak pek yerim yok. O yüzden şimdilik ben bu tahtadan onları çıkartıp şöyle bir iki tanesini buraya koyabilir miyim diye bir düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğim. Yani mecburum bu saksının, bu çömlek saksının içerisinde onları tekrardan bir araya getirmeye. Önümüzde yaz-bahar dönemi nasıl bir yol izlerim daha sonrası için bilemiyorum ama şu an kışı burada atlatamazlar. Çünkü hem konumlandıramıyorum, yerim yok. Hem de orada biraz daha tutarsam ölüp gidecekler. Şimdi öncelikle işe nereden başlasam. Şu saksımın içerisine bir tekrardan revize edelim. Görüyorsunuz ki benim yakut kolyerim her yerde. Ben her yere, her saksıya yakut kolyesi, tesbih, bir iliştiri veriyorum. Şunun ismini bilmiyorum. Yine sarkan bir tür, morganyum türleri gibi böyle. Bunu bana Nilüfer hediye etmişti. Nilüfer Durak. Şunun içerisinde de tiger denilen, timsah ağzı olarak da söylenen sukulent çeşidi var. O da bir türlü bir gelişemedi. Yazın almıştım. Tabii yaz sıcakları yoğun geçince bir kendini, formunu bulamadı. Bunları da dediğim gibi Nilüfer vermişti. Bunlar gayet güzel tutundular. Onları da hiç buradan ellemeyeceğim. Bu kışı hep bir arada geçirsinler. Şuradaki aloe vera'yı almak istiyorum. Yani aloe vera değil tabii ki bu. Yine aloe. Ama tam türünü, tam ismini bilemiyorum. Bir aloe türü. Çok da güzelmiş. Bende de bundan yok. Açıkçası da memnun oldum. Seviyorum çünkü aloe türlerini. Ben ilk herhalde aloe'larla başladığım için olabilir bu hobi yolculuğuna. Vallahi keçe halinde, kalıp halinde geliyor. Taşlarla da süslemişler. Çok şık, çok güzel bir görüntü olmuş ama onların kedisi rahat bırakmamış. Benim de şu an için balkonda bu kadar uzun bir materyali konumlandıracak alanım yok. Çünkü malum kış dönemindeyiz. Yağmur çok yağacak. Balkonun içine de giriyor yağmur ve bu ahşap da oldukça ıslanacak, su alacaktır, şişme yapacaktır. Bir de gerçekten yerim yok arkadaşlar. O yüzden daha böyle minimal gitmek zorundayım. Ortalığı batırdık ama yapacak bir şey yok. Bu işlerde diyorum ya, böyle cici bir halde yapılmıyor. Maalesef ki batıyor ortalık. Şimdi tabii bir de kameraya da çekiyorum diye birazcık böyle şey, cici davranmak istiyorum. Böyle hor davranmadan bu işi yapmak istiyorum ama bazen de mümkün olmuyor. Artık sizler de benim zaten stilime alıştınız. Böyle istiyorum ki bu güzelliği ekerken sizlere de sunmak. Ben yanıma niye makasımı almadım acaba? Hemen makasımı alıp geliyorum dostlar. Evet, makasımı da aldım.
çok güzel bir türmüş. Çok beğendim ama çok tabii bakın kökler kendiliğinden çürümüş artık elime geliyor. Çünkü o küçücük alanın içerisinde bu kadar güzel kök yapması bile mucize. Susuzluktan, bakımsızlıktan kökler kendini iptal etmiş, çürümüş buradakiler. Bunlarda hiç sıkıntı olmaz. Aloe'lar çok dirayetli bitkiler. Her koşula, her şarta adapte olabilme yeteneğine sahipler. Mucizevi bitkiler diyorum ben bunlara. Gerçekten Allah'ın mucizesi bunlar. Şöyle güzel bir kök budaması yapınca o tekrar kendine gelecektir. Şimdi şunları da hazır. Burayı bu kadar toprak yapmış, dağıtmışken bunları da çıkartalım. Yani muhteşem kök salmışlar. O susuzluğun içerisinde bile bu kadar güzel dayanmışlar. Görüyorsunuz ki yani ne kadar dayanıklı bitkiler, hovartiyalar. Susuzluğa çok dayanıklılar arkadaşlar. Aloe veralar, hovartiya türleri, gasteria türleri. Bunlarla ilgili geniş kapsamlı bir videom var. Videoyu da yorumların başına unutmazsam sabitlerim. Merak eden dostlar varsa oradan da bakabilirler. Yani kendinize bu tarz bir koleksiyon da yapabilirsiniz. Böyle çok şahane, çok güzel saksılara bunları ektiğiniz zaman muhteşem görsellikler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yani seyrine doyum olmaz. Böyle çok güzel çömlek saksılarda işte böyle ahşap materyallerle, hasır sepetlerle çok böyle güzel bohem tarzlar yaratıp evinizi, balkonunuzu, bahçenizi veya terasınızı artık ne şekildeyse çok şık dekore edebilirsiniz. Nasıl güzel yavrulamış arkadaşlar. Muhteşem yavrular. Şöyle öbek halinde. Bir tane burada kaldı. Onu da alalım. Çok güzel. Bakın böyle ahşabın içerisinde bizlere de fikir olmuş oldu. Hem ben de ilk defa görmüş oldum böyle bir şey. Hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Böyle ahşabın içerisinde alüminyum folyo kaplamışlar. Folyonun içerisine toprağı koyup bitkileri ekmişler. Ama o kadar daracık bir alan ki. Yani buna daha sonra ben ne yaparım bilmiyorum. Hani steril eder şöyle bir. Belki ben de bir çiçek eker miyim bilmiyorum ama yerim de olmadığı için. Hani diğer balkonu hesap ettim. Oraya belki koyabilirim bir şeyler diye ama bilmiyorum. Onu daha sonraki dönemde bakarız arkadaşlar. Ne olacak, ne bitecek? Şu an için pek bir karar veremedim. Ben şimdi buraları bir temizleyeyim. Sonra ekim aşamasına geçelim dostlar. Evet. Şimdi hemen şu güzel aloe'yi buraya ekelim. Kış mevsimini burada hepsi bir arada geçirsin. Şöyle azıcık içinden toprağını azaltayım ki. Şimdi buraya ne ekecektim? Heh, bu kaplan dişini de buraya ekmek istiyorum. Şöyle iki kök. Dediğim gibi bu bir türlü büyüyemedi. Belki şimdi bir yerinden oynattık ettik falan. Bazen böyle bir uyandırmak gerekiyor bitkileri. Bir belki kendine gelir şöyle bir. Bak saksıya misafir de geldi size deyip. Burada şimdi böyle bir kardeş. Güzel güzel büyüyün.
Evet. Burada hep beraber bir gün artık. Bu tamamdır. En azından böyle bir arada daha bir dolgun bir görselliği olmuş oldu. Şimdilik şöyle bir bu dursun bakalım. Şunu da şuradan bir alalım. Sen böyle bir dur. Yes. Şimdi ne yapacağız? Ah, hiç de yerinden de bunu ellemek de istemiyorum. Gayet de güzel bir hal aldı. Yanına başka bir şey sıkıştırmak da gelmiyor içimden ama bunları ne yapacağım? Bu birazcık daha büyük olmuş olsa hepsini bir araya tabii ki de toplamak mantıklı olan. Ama bilmiyoruz. Ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bilemedim. Kaldık şimdi böyle. Hadi bakalım. Dur bakalım ya nasıl bir şey olacak? Şöyle bir çıkartalım. Yaklaşık bir yıldır da bunun içerisinde aslında bir toprağı da yenilense iyi olurdu. Bakın görüyorsunuz ki çok da güzel kök yapmış, sarmış her tarafını. Çok da yavrulayan bir tür arkadaşlar. Çok bereketli bir tür. Saçak saçak kök yapmış vallahi. Şimdi. Evet, şimdi ben toprağını tazeledim. Böyle güzel taze yeni toprak koydum. Hemen şöyle bir tane, bu zaten benim kendi bitkimdi. Bir tane de buradan sökmüş olduğumdan bir tane alalım. Onu da şöyle oturtursak şuraya. Ah, bu da sığsa ne kadar güzel olur ama maalesef sığmayacak. Çok da sıkıştırmayacağım ben de o yüzden. Bunlar da benim yine kendi yavruları. Onları da şöyle etrafına koyacağım. Şimdi toprak takviyesini yapalım. Keşke bir miktar daha büyük olmuş olsaydı çömlek saksım nefis olacaktı. Hepsi bir arada. Yani belki arar bulurum ama seraları gezmek lazım veya işte marketleri dolaşmak lazım. Böyle ağzı geniş yayvan çömlek saksı maalesef çok az üretiyorlar. Yani bulduklarımız çok az oluyor. Bunlar da böyle es kaza bulduklarımız, bazıları yoğurt çömlekleri gibi gibi. Bir aklıma geldi de bir takipçi arkadaş bana geçenlerde videoma yazmış. Kaktüs videomda görmüş benim saksılarımı, çok beğenmişler sağ olsunlar. Nereden temin ettiniz? İşte bu çömlek saksılarınızın altlarında drenaj delikleri var mı? Evet arkadaşlar, saksılarımın hepsinin altında drenaj delikleri var. Demişler ki kendiniz mi drenaj deliklerinizi açtınız yoksa öyle satın mı aldınız diye. Yani bazen kendimiz açıyoruz, bazen öyle denk geliyor alıyoruz. Yani eğer saksınızın altında drenaj deliğiniz yoksa kendiniz de matkapla veya işte tornavida, çivi gibi delici aletlerle de biraz uğraşarak elde edilebiliyor. Öyle bir videom da var. Saksının altının delik olması her zaman için, drenaj deliğinin olması, tahliye deliklerinin olması her zaman için bizim için iyidir. Ama ben artık böyle saksının altında delik yoksa bile hiç zorlanmadan bitkimi bakabiliyorum. Çünkü sulamaya çok dikkat ediyorum. Yani onu hissediyorum ben, algılayabiliyorum bitkimin susadığını veya susamadığını. Artık o birazcık
bu işle bütünleştiğimiz için herhalde zaman içerisinde yıllardır yapa yapa bitki baka baka huyunu suyunu öğrendim. Biraz da tabii bunlar hissiyatla da alakalı bir şey. Yani bitki aynen bir çocuk bakar gibi aslında yani. Bir evcil hayvan büyütür gibi. Bunları da hissetmek gerekir. Vallahi güzel oldu bu şekilde de. Yani aklıma gelmişken videonun içerisinde ona da bir açıklık getireyim istedim. Sormuşlar çünkü. Öyle gelen soruları aklıma geldikçe videoların içerisinde yanıtlamaya gayret gösteriyorum unutmadan. Mesela bu benim bir kullandığım bir saksı şey çömlekti. Ben bunu kendim saksı yaptım. Yani mutfağımda kullandığım bir kase gibiydi bu. İçi sırlı bunun. Tabii aslında sırsız olanlar daha sağlıklı. Çiçek saksının bir şey alması için, nefes alabilmesi için konuşamadım bir an. Ama sırlı bunun içerisi. Sırlı olması da hiçbir sorun değil. Biz altını kendimiz, eşim matkapla bana bunların dermişti. Bazılarını kendim de deliyorum dediğim gibi. O şekilde yani. Şunları da böyle etrafına yerleştirelim. Boşluklar tamamen dolmuş oldu. Bakın bu benim kendi bitkim. Bu diğer bitki. İkisi de aynı tür. Şunların da yavrularından şuradaki boşluğa bir tane ekleyeyim. Evet. Bunları da başka bir yere artık bir boş saksının içerisinde iliştiririm. Şimdi toparlayıp yakın çekim yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsini bir araya toparladım. Sadece böyle bir tanesini sığdıramadım. Onu da şimdilik bu saksının içerisine ektik. Ona da daha sonra bir hal çare bakacağım. Belki daha böyle yayvan ağızlı bir çömlek saksı bulursam hepsini bir araya toplarım. Neden olmasın? Çok da güzel, çok da şık olur. İsterim açıkçası ben de öyle bir görüntüm olsun. Çünkü hep böyle nedir hayalimiz? Dolu dolu formlarda saksılarımız olsun. Şu benim kendi hovartiyamda arkadaşlar. Şunlar da yavrularım da yine benim kendi yavrularım. Bu o tahta saksının içerisinden sökmüş olduğum. Yakın bir zaman sonra o da suyunu aldıkça, şimdi taze de toprak koyduk. Toprağımda koyun gübrem de var. O belli bir zaman sonra kendini toparlar. Tabii şimdi kış mevsimindeyiz. Öyle bir anda bir toparlanma söz konusu olmaz. Zaman içerisinde yavaş yavaş kendini toplayacaktır. Bakın böyle gerçekten güzel oluyor. Çömlek saksıların içerisinde de ben çok yakıştırıyorum. Böyle hasır sepetler içerisinde çok güzel olur. Yani çok hoş bir görüntüsü oluyor. Ben seviyorum hovartiyaları. Aloları da aynı şekilde seviyorum. Bu da çok farklı, çok değişik, güzel bir aloe türüymüş. Ben inanıyorum ki şimdi bu tabii taze, güzel toprağın içerisinde, gübreli toprağın içerisinde kendini daha da bir bulacaktır bu güzellik. Bakalım nasıl bir hal alacak, nasıl bir form alacak. Böyle güzel etrafında kontürleri de olan bir aloe türü. Bunlar da benim kaplan dişi olan aloelarım. Evet, şu saksım da artık bakar mısınız? Böyle bir galvaniz saksının içerisinde tabii zamanla, yıllar içerisinde bunlar sulandıkça bir şekilde pas yapıyor. Böyle kopmalar, çürümeler oluyor. Bu da buradan kopmuş. Bunu ben asıyordum ama artık birazcık da böyle durur. En azından bu kışı bana çıkarsın. İlkbaharda yazın bakarız hal çaresine. Evet, bugünlük de videomuz böyle olmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra da sizlerle birlikte bir para ağacı değişim videosu yapacağım. Saksını değiştirmem gereken bir para ağacım var. Bakalım onunla da yakın bir zamanda yine tekrar karşınızda olurum arkadaşlar. Dediğim gibi izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.